Nereden başlayalım? Ayrılalım bence. Beni de sizden biri zannetmesinler. Aralarına karışmak lazım. Nermin'cim o bakışını yakaladım ama. Şahin başkomiseri hiç aratmıyorsun bana. Yok, o yüzden değil. Ya koşmanız gerekirse falan. Umut da sizinle gelsin. İyi, tamam. Olur olur. O zaman biz resmi kimliğimizle birkaç esnafla görüşürüz. Sonrasında topladığımız bilgilerin sağlamasını yaparız. Hadi. Şahane ya. Hadi görüşürüz. Efendim? Adli tıptan rapor geldi komiserim. Son maktulde incelemişler. Dinliyorum. Çoklu yaralanma. Cinayet silahı, kesici alet yani kuvvetle muhtemel şef bıçağı. Bazı yaralar çok derin, bazıları yüzeysel. Ay, çok kötü görünüyor. Ya Seher'cim sen nerede çalıştığının farkında mısın? Cinayet fotoğrafının iyi olma ihtimali var mı? Hadi kızım gönder şu mailleri hadi. Keşke. Hiç cinayet olmasa da birimi kapatsalar. Mail attım. Tamam Seher, tamam. Hadi başka bilgi gelirse ara beni, hadi. Tamam. İyi günler. Böyle oturabilir miyim? Ne işin var buralarda? Ben size birkaç soru sormak istiyorum. Ne soracaksın ki? Mahallede oturan biriyle alakalı. Alo, Nero. Efendim Umut. Adli tıp raporu gelmiş. Civardaki lokantaları bir yoklasanıza. Cinayet silah, şef bıçağı. Belki bir bağlantı buluruz. Şef, bıçak, garson, aşçı. Ne bileyim ben artık aklıma geleni söylüyorum. Elimizde bir bu ipucu kaldı zaten. Tamam, ben bakayım. Şu cinayette kullanılan silahlardan biri şef bıçağı olabilirmiş. Şuradaki lokantalara bakalım mı? Tamam, hadi gidelim. Sana. Adam çıktı gitti çoktan. Hangi adam çıktı gitti? Bizim adam. Sen nasıl bir insansın? Yeteneksiz. Niye bana haber vermiyorsun? Niye? Arıyorum. Açmıyorsun ki. Tornaya bassaydın, bir şey yapsaydın her şeyi senin yerine ben mi düşünmek zorundayım bu hayatta? Ha tabii. Kornaya bassaydım herkesi toplasaydım etrafımıza. Bravo. Vallahi söyleyeyim ben sana Nazlı Hanım. Senden olmaz. Sen bu kafayla biraz zor oturursun İpek ablamın dedektiflik tahtına. Zor o iş. Demesene öyle şeyler kızım ya. Ne oldu şimdi? Boşa mı gitti onca emek, onca zaman? Boşuna vallahi. Biz alışverişe mi geldik burada? Senin ne işin var? Butik butik geziyorsun. Üf! Ne yapayım? Adamın plakasını falan alsaydın aldın mı? Ha? Araba falan görmedim valla. Ama bir fikrim var. Neymiş fikrin söyle. Hah, işe yarar bir şey mi? Hadi şu kafanı çalıştır. Bir kez olsun çalıştır. Kesin işe yarar. Adım gibi eminim ama... seni pek hoşuna gitmeyebilir. Söyle. Ne? Ha? Ay, örgülü saçlım benim. Söyle hadi. Mahalleden kanıt niteliğinde bir şey çıkmadı ama önemli gözlemlerimiz oldu. Adli tıp raporlarıyla gözlemleri birleştirince ortaya bir test çıkıyor. Birkaç kişiyle görüştük. Daha çok esnaf ve kadınlarla. Daha önceki iki olay yerinde... Yeter yahu. Kafamızı bir oraya döndürüyoruz, bir buraya döndürüyoruz. Ne yapıyorsunuz hanımlar ya? Biriniz anlatın. Buyurun. Daha önceki iki olay yerinde hiçbir ipucu bırakmayan katilimiz bu olay yerinde atkısını düşürmüş. Bunu fark etmeyecek kadar dikkatsiz olduğunu düşünmüyorum. Ya bir ipucu bırakmış ya da bir mesaj. Belki de işlediği cinayete dair bir şey göstermeye çalışıyordu. Pardon amirim. Takım taraftarlarından ve oyuncularından birkaç kişiyle görüştüm.
Geçen sene bayağı başarılılarmış. En başarılı oyuncularından biri bir anda mahalleyi terk etmiş. Terk etme sebebi de annesinin intiharı. Şüphelimiz Ateş Uygun. Maktullerin katillerini tanıdığını düşünüyoruz. E tabii herkes bu çocuğu da tanıyordu. Ya iyi de bu çocuğa ne oldu ki bütün mahalle diye bir anda düşman oldu? Hemen onu da anlatayım. Mahalleler küçük topluluklardır. Toplulukların birey haricinde genel bir psikolojileri vardır. Mahalle baskısı denen şey aslında bu psikolojidir. Genelde mahalleden dışarı çıkmayan, daha kapalı devre yaşayan insanlar oluşturur bu baskıyı. Feodal zihniyetin körelttiği erkek egemen toplumlarda sıklıkla görülür. Bazen kadınların hayatını çekilmez bir hale sokabilir bu durum. Özellikle de yalnız başına çocuk büyüten dul bir kadınsanız. Diyoruz onu, evet. Mahalle baskısı. İntihar konusunda doğru söylüyorlar. Kadınla ilgili birkaç haber buldum. İntihara sebep olan olaylar zincire en büyük ipucumuz. Kadın tecavüz kurbanıymış. Peki mahallelinin bu olaya tepkisi ne olmuş? Mahalleli kadına sahip çıkacağına kadını mahalleden göndermeye çalışmışlar. Sanki tecavüz kurbanı olmak kadının suçuymuş gibi. Pardon, bölüyorum ama kadının intiharından sonra Ateş'in hayatta dağılmış. Mahallenin bu olaydaki rolü çok büyük. Berber aynı zamanda ev sahibiymiş. Bu olaydan sonra evden çıkartmış. Bakkal ekmek bile vermemiş. Verisiyeyi kesmiş. Kahveciye ne olmuş peki? Kahveci mahalleyi kadına karşı dolduran elebaşıymış. Mahalleyi temizlediklerini zannederken vicdanlarını kirlettiklerini fark etmemişler bile. O kadının intiharı aslında mahalle baskısı cinayetiydi. Ha. Nasıl insanlar bunlar böyle? Yazık kadına. Kendilerinden başka herkesi namussuz zanneden insanlar. Tecavüz olayında da kadının suçlu olduğuna inandırmışlar kendilerini. Korkunç. Aynı zamanda gerçek. Suçlumuz Ateş olamaz. Neden? Çünkü 3 aydır hapisteymiş. Kardeşi? Kardeşi nerede? Onun hakkında bir bilgi var mı? Bakıyorum hemen. Katilin listesinde başka insanlar da olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu gece mahalledeki ekip sayısını arttırmak lazım. Bizim sivil ekipleri hemen mahalleye gönderin. Gerekirse birkaç da esnaf yerleştirin. Elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Yani bu kadar yaklaşmışken bir cinayetin daha olmasına izin vermem. Amirim, biz de gideriz. Evet, evet. Olur, olur. Gidin. Şu mahalleye bir yolum düştü de. Birkaç kişiyle konuştum. Bu Uygun ailesini bir araştırın. Biz o meseleyi hallettik Şahin Bey. Çözdük olayı. Siz ne yaptınız? Bana gösterdiğiniz o fotoğraftaki yerde misiniz? Balık mı tutuyorsunuz? Aynen, aynen. Büyük bir balık yakaladım. Akşama balık var desenize. Ya, bu akşam değil. Yarın akşam yiyeceğim onu. Anladım. İyi, madem çözdünüz o zaman bana ihtiyacınız yok. Kapatıyorum ben. Sizin bana söyleyecek başka bir şeyiniz yok mu? Ne gibi? Dün gece sorduğum ve cevabını alamadığım Selim meselesiyle alakalı. Birbirimize söz vermiştik ya. Konuşmuştuk, konuşmuştuk. Konuşmak, söz vermek olmuyor. Selim nerede? Hastanede. Baygın hala. Kendine geldiğinde bana haber verir misiniz? Size güvenebilir miyim? Başka şansın var mı? Ay, bir ol. Tamam, anladım canım benim. Yasal değil, etik değil. Evet, biliyoruz. Ben sana diyorum ki yapacak mısın, yapmayacak mısın? İyi, tamam. Haber bekliyorum senden. Ne? Ne akşam yemeği bir ol? Allah Allah. Ya bir kere bir iyilik yapacaksın, karşılık bekleme. Lütfen bir iyi bir insan ol ya. Tamam, iyi. Ay hadi kapatıyorum madem. Hadi görüşürüz, bay bay. Betül'üm, Betül'üm. Bir ol, adamın sosyal medya hesaplarına sızacak. Hadi ya. Biz boyumuzdan büyük işlere mi kalkıştık acaba ya? Keşke bu fikri vermeseydin. Şimdi Birol Bey de karıştı. Birol Beyciğini çok fazla düşünüyorsan, Birol Beyciğin bu güzel, bu asil kadını aldatarak sahip olduğu o negatif karmayı, başka bir kadını aldatan kocayı ispatlamaya yardımcı olarak pozitife çevirecek. Böyle düşün. Ve sonra artık hayatına iyi bir insan olarak devam edecek Betül'cüğüm. Ay, keyfim yerine geldi.
Güneşleneyim bari biraz. Bilemiyorum. Hiç bilemiyorum. Ay bilme Betül. Limonlu. Yani senin favorin kesinlikle limonlu. Eğer tek top yiyeceksen ve hava yeterli sıcaklıktaysa limonlu, sakızlı, vişneli. Biz çocukluk arkadaşı falan mıyız? Hayır. E nereden duydun o zaman? Nasıl biliyorsun? Meyveyi seviyorsun ve ekşiyi de seviyorsun. Salataya limonu sıktıktan sonra bir de oturup iştahlı iştahlı kemiriyorsun. Sen beni mi izliyorsun? Hayır. Ne alakası var canım? Ya şey yani işte çikolata kadını değilsin sen. O ne ya? Böyle bir şey mi var çikolata kadını diye? Şöyle anlatayım. Yani üzüntüsünü çikolata yiyerek gideren kadınlardan değilsin. Doruk. Sen bu ara çok film izliyorsun değil mi? Ama romantik komedi izliyorsun. Polisi izlemediğin kesin. Ya saçma saçma konuşma. Ya çikolata kadın diye bir şey mi var ya? Ya var tabii ya. Allah'ım ya. Ne demek yok? Ben bizzat bunu kendim deneyimledim. Biliyorum. Bir de kendince öyle kategorize falan mı ettin onları? Evet. Ben yalan mı söylüyorum yani? Betül, ne oldu? Betül'üm. Kadın arkadaşlık isteğimi kabul etti. Ay bakmayacağım ben. Resmen başkalarının özel hayatını dikizlemek bu yani. Ay. Salataya sıktığın limon gibi olayın içine de böyle hop limonu sıkıyorsun. Benim keyfimi kaçırıyorsun. Allah Allah. Ne olacak canım? Yani gayet normal bir şekilde kadına arkadaşlık isteği gönderdim. O da kabul etti. Nasıl yani? Üstelik fake de değildim. Gepe gerçektim. Kendi hesabından arkadaşlık isteği gönderdin, o da kabul etti öyle mi? Evet. Ay gizlimiz saklımız mı var? Kendi hesabından hop yollayıverdim. Ya ne bileyim hep böyle bir alengirli işler, arkadan dolanmalar falan. Önce adamı hackle, sonra kadını takip et. Ne bileyim. Betül, böyle detaylarda detaylarda kayboluyorsun. Hem sen dememiş miydin? Bu işi çözse çözse o pis bir ol çözer diye ha? Ah benim o akıl veren kafama tüküreyim. Bir tamam ya. Allah Allah. Bir daha da bir şey söylemeyeceğim sana. Gerçekten gücendim. Soracak mısın hesabını senden? Ah. 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 Arabalara bak. Hepsi de pahalı arabalar ha. Hmm. Var mıymış işi gücü falan? Emlakçıymış. Demek ki parası var. Tabii. Hem şeydi, şimdi adam da hediyeler falan alıyordur. Ay tabii canım. Orası kesin. Hediyelere boğuyordur kadını. Ben bu kadına bir görüşme ayarlayayım. Hanımefendiyi daha yakinen tanıyalım. Gelsene be. Bak bak. Bu böyle... Ne bileyim çok da evli bir erkekle beraber olacak bir tipe de benzemiyor değil mi? İşte yere bakan, yürek yakan. İpek ablaya açalım bu konuyu, fikrini soralım onun da. Hayır Betül. Öyle bir şey yapmayacağız. Olay sonuçlanana kadar İpek'e hiçbir şey söylemeyeceğiz canım. İyi. Heh, kapı çaldı. Geldi İpek abla. Bana bak. Kapıyı aç. Ağzını açma. Duydun mu beni? Tamam. Tamam. Bir de böyle yapıyor kafasını bana. Allah Allah. Betül kere. Hoş geldin anne. Sen çok mu özledin anneyi? Bazen çok özlüyorum. Bazen mi? Evet. Ben hep çok özlüyorum. Hoş geldin abla.
Hoş bulduk. Ne yaptın Simge ablayla? Simge abla bana bir görev verdi. Ne göreviymiş? Günlük tutacakmışım. Biliyor musun küçükken benim de vardı günlüğüm. Nerede? Çıkarsana okuyalım. Bilmem. Bakarım yarın. Ama yarın sana güzel bir günlük alalım, olur mu? Ona yazarsın. Olur. Hadi tamam, anlaştıysanız herkes ellerini yıkıyor. Sonra bahçedeki masada buluşuyoruz, tamam? Tamam. Anlaştık. Merhaba anne. Hoş geldin İpekciğim. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Ay unutmadan söyleyeyim. Simge Hanım bir sonraki seansı evde yapmak istediğini söyledi. Neden? Hem Görkem'i ev ortamında izlemek istiyormuş, hem de biraz daha güvenini kazanırım, daha iyi olur dedi. Tamam. Ben de işimi ona göre ayarlarım. İş nasıl gidiyor? İyi anneciğim, güzel gidiyor. Devam yani. Devam anneciğim, devam. Merak etme, her şey kontrolüm altında. Tehlike yok. Buyurun, kahveniz geldi. 55 derece, köpüksüz ve istediğiniz gibi. Teşekkür ederim. Ne demek? Etraf sakin gözüküyor. Diğer ekiplerden bir haber var mı? Yok, sokaklar sakin şimdilik. Yalnız İpek Hanım gerçekten bu olayları çok iyi çözüyor. Ya kadın geçmişe gitti geldi, gitti geldi. Mahalle takımı dedi, esnaf dedi. Çat, olayı bir anda birbirine bağlayıp çözdü. Çünkü gözlem yeteneği çok kuvvetli. Bir de olaylara güzel, isabetli çıkarımlar yapıyor yani. Şahin başkomiserim gibi bence ondan da çok şey öğreneceğiz. Doruk, şuraya bak. Bu. Nereye bakıyorsun? Bilmiyorum ama sanırım yeni kurbanına bakıyor. Şüpheli görüş alanımızda. Harekete geçiyoruz, sokakları tutun. Feride, bize söylemek istediğin bir şey var mı? Keşke biraz daha hızlı olsaydım. Suçunuzu kabul ediyorsunuz. O insanları siz öldürdünüz yani. Onlar da annemi öldürdü. Abim de benim hayatımı, geleceğimi elimden aldı. Yazık. İnsanız bu hale gelebilir. Yaşadıklarını az çok biliyoruz. Nasıl yok bunun? Her şey o kadar çok, o kadar acımasız, o kadar ahlaksızdı ki az olamayacak kadar çok şey yaşandı. Annemin başına gelenler, o
soysuz adam göz koymuş anneme. Olacak iş mi bu? Aynı bahçeye açılan evlerde yaşıyorduk biz. Çocuklar arkadaşımızdı. Karısı gelir giderdi. Sonra olay yaşandı. Mahalledeki bir inşaata çekmiş annemi. Onları görenlere de beni ayartmaya çalıştı, yuvamı yıkmaya çalıştı diye anlatmış. Adı çıktı annemin. Benim annemin ya. Bizi büyütmek için bulaşıkçılık yapan. Hafta sonu merdiven silmeye giden annemin. Bir bardak su verenimiz olmadı biliyor musunuz? Elektriğimiz kesildi, suyumuz kesildi. Bayat ekmek yedik günlerce ama bunların hepsi geçer diye direndik. Kapı kapı iş aradı annem. Her çaldığı kapıda yüzüne kapandı. Mahalleli suratımıza bakmaz oldu. Kahve köşelerinde, sokaklarda dedikodular başladı. Dayanamadı buna daha fazla annem. Vücudu geldi. Bir akşam eve geldim. Banyoya kilitlemiş kendisine. Açamadım kapıyı. Üstteki camı kırdım. Yere yığılmış. Kan sızıyordu bileklerinden. Kurtaramadım. Senin suçun değil anne diyemedim. Kimse böyle bir anı hak etmez. Hiç kimse. Feride, yaşadıkların çok ağır. Ama bunların hiçbiri işlediğin cinayetlerin özrü olamaz. Bunlar seni yüceltmez Feride. Aksine onlardan biri yapar. Adaleti sen sağlayamazsın ki. Bir yanlışla başka bir yanlışı düzeltemezsin. İnsanlığın en büyük hatası bu yanılgıdır işte. Merhaba. Merhabalar, buyurun. İçeri girip bir konuşma yapacağım. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Merhaba, İpek Gümüşçü ben. Daha önce bazılarınızla tanışmıştık. Tanımayanlar da mahalleye yaptığım ziyaretleri duymuştur diye düşünüyorum. Tanımayanlara tekrar tanıtayım kendimi. İpek ben. Psikoloğum. Aldığım eğitim bana insanları yargılamadan anlamayı ve dinlemeyi öğretti. Aynı zamanda insanları ayna tutarak kendileriyle yüzleşmeleri için aracı olmam gerektiğini. Biliyorsunuz Feride tutuklandı. Hatta belki de dünden beri sadece bunu konuşuyorsunuzdur. Peki Feride'ler daha önce burada yaşarken daha önce olan olayları hiç konuştunuz mu? Annesinin intiharına sebep olan yıkımı. Halbuki hepiniz burada oturuyordunuz. Hatırlamıyor musunuz? Bir kadın tecavüze uğradı. Çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalıştı. Lütfen kaçmayın. Hatalarımızdan kaçarak kurtulamayız. Anlamaya, farkındalığa ulaşmaya çalışmalıyız ki değişip dönüşebilelim. Ne anlayacağız? Sanki biz adam öldürdük. Feride delinin teki zaten. Gidin onunla konuşun. Ben Feride suçsuz demedim. Feride zaten kendi yaptıklarının cezasını yargı önünde çekecek. Peki siz? Siz vicdanınızda gerçekten masum musunuz? Onları evden kovarlarken seyirci kalmadınız mı? Haksız yere dedikodularını yapmadınız mı? Baskı yaparak işsiz, umutsuz kalmalarına sebep olmadınız mı? O kadının sadece yardıma ihtiyacı vardı. Onunla hiç konuştunuz mu? Çocuklarınızın Feride ve Ateş'le konuşmalarına engel oldunuz. Onları yapayalnız bıraktınız. Çünkü yargılamak ve yok etmek, anlamaktan ve onarmaktan daha kolaydır. Şimdi ben aynayı size çeviriyorum. Kendinizle yüzleşin. Utanın kendinizden. Çocuklarını yalnız başına büyüten, vatana millete hayırlı evlat yetiştirmeye çalışan bir kadın sizin yüzünüzden intihar etti. Daha düne kadar mahallenin en yetenekli futbolcusu olan Ateş, nerede şimdi? Ben söyleyeyim.
hapishanede. Feride de en güzel yıllarını orada geçirecek. Bu ailenin yok olmasına siz sebep oldunuz. Siz suçlusunuz. Hepiniz. Bunun gibi olaylarda sessiz kalan, susan herkes suçludur. Evet, evet, doğru söylüyor. Haklı. Doğru söylüyor. Haklı. Söyleyeceklerim bu kadar. Cinayet büroda işler nasıl gidiyor? Sıradan işler işte. Pek öyle değil gibi sanki. Şahin çalışmıyormuş. İdari izin ayrılmış. Benim dışımda gerçekleşen bir olay. Ne biçim müdürsün sen? Biz sana ne dedik? Şahin'i gözünün önünden ayırmayacaksın. Önüne bir sürü iş yiyip onu oyalayacaksın demedik mi? Soruşturma açmadım. Uzaklaştırma bile vermedim. Ben yokken Mehmet Amir idari izin vermiş. Sonradan haberim oldu. Bahaneler, bahaneler, bahaneler. İnsanı aciz ve güçsüz göstermekten başka hiçbir işe yaramayan bahaneler. Bizi dinlememek sana pahalıya mal olacak. Bakın bu durum... Anahtar yarın elimizde olacak. O ana kadar. Şahin de, İpek de gözünün önünde olsun. İstediğiniz gibi yazdım, yolluyorum şimdi. Yani özellikle belirttin, ihtar üzerine teslim olmuştur diye. Hı, belirttim amirim. İyi, tamam. Aldığı cezada bir indirim olur değil mi? Yani az da olsa bir şey fark eder. Peki benim yapabileceğim bir şey var mı? Psikolojik bir inceleme raporu yazabilirim. Sonuçta yaşadığı travmaların aldığı kararlar üzerine bir etkisi var. Yok artık, iş bizden çıktı. Gerisi yargının işi. Biz daha fazla bir şey yapamayız. Bitti yani bizim işimiz. Hadi kolay gelsin oğlum. Sağ olun. Umutcuğum. Sen? Ben senden yeni bir şey rica edeceğim. Ama aramızda mı kalacak? Yine başlamayalım İpek Hanım, lütfen. Ama Umutcuğum, bu Selim'in ikizi Semih vardı ya. Evet, hatırladım. Onun hangi hapishanede kaldığını öğrenmem lazım. Niye? Şüphelendiğim bazı durumlar var. O yüzden Semih'in nerede olduğunu bulmam gerekiyor. Peki... Bu şüpheleriniz Şahin Başkomiserimi ilgilendiriyor mu? Evet. Ama kendini tehlikeye atacak bir şey yapıp yapmadığına emin olmam lazım. Anladım. Tamam, ben araştırıp size haberdar edeceğim. Teşekkür ederim Mutlu. Rica ederim. Ne yaptınız beyler? Sıkıntı yok abi. Bu birazdan kalkar. Tenhada alırız. Bir siz gözünüzü üstünden ayırmayın. Benim bir işim var. Halledip geleceğim. Tamam? Merak etme abi. Semih cezaevinde değilmiş İpek Hanım. Nasıl? Nasıl çıktı? Anladığım kadarıyla iyi bir avukat bulmuş. Burada verdiği ifadeyi de baskı altında zorla verdim diyerek değiştirmiş. Kardeşinin yaptığı işlerle de hiçbir alakası olmadığını, ortak arkadaşlarının doğum günü partisine uğradığını söylemiş. Mahkemede delil yetersizliğinden suçsuz bulmuş. Peki şimdi nerede, ne yapıyor, bulabilir miyiz? Bunu soracağınızı tahmin ettim. Araştırdım ama herhangi bir şey bulamadım. Anladım, sağ ol Umut. Bir şey olursa haberdar ederim. Ne oldu, ne dedi kadın? Meraklı gördüm seni, hı? Böyle olur işte. Böyle kayıtsız kalamazsın. Bir nevi kadınlık kodları canım. Ne oldu, ne dedi? Söylemeyeceğim. Tamam tamam, söyleyeceğim. Önce bir içeri gireyim, bir üstüm başımı şey edeyim. Bir dakika, bir dakika. Öncelikle şunu söyleyeyim. Peri Hanım'ın her şeyden haberi var ama kendisi zaten anlamıştı. Beni sıkıştırınca ben söyledim, öyle oldu yani. Çok iyi yaptın Betül'üm, çok.
Sinirli mi? Ay. Tamam dur. Perişkan. Süper. Hadi. Perişkan. Meğer kadına evli olduğunu falan da söylememiş. Ya. İnanabiliyor musunuz? Bak görüyor musun, sen söylemiştin ama Nazlı Hanım. Feri Hanım, ben şahidim. Bu kadın evli biriyle beraber olacak birisi değil demişti. Yani Betül'üm, ben söylüyorum size, ben bu konuda çok iyiyim, bir numarayım diyorum, anlamıyorsunuz. Ben küçükken de böyleydim biliyor musunuz? Sezgilerim hep çok kuvvetliydi benim. Kadın, yani nasıl söyledin? Öyle pat diye girdin mi lafa? Ay evet tabii, öyle pat diye girdim vallahi. Ama benim gizleyecek, çekinecek bir şeyim mi var yani sanki? Dedim ki, bak bu adam Oya'yla evli. Bu böyle önce bir inanmadı, şüphelendi benden. Sonra Oya'nın aile fotoğraflarını patır 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 gösterdim. Ay ne diyeceğini bilemedi, böyle kal geldi buna. Ah bu erkekler, ah bu erkekler, görüyor musun? Hepsinin yalanının bini bir para yani. Kadınlar da saf, yazık. İnanıyorlar hemen. Ay ne saf? Saf falan değil. Yani en azından bu saf değildi. Benim de önce bir böyle bir içim acıdı. Hani kalbim buruldu falan ama sonra bu botokslu botokslu ne dedi, beğenirsiniz? Ay benim için evli ya da evli olmamasının hiçbir kıymeti yok. Aa, terbiyesiz. Görüyor musun arsızlığı, görüyor musun sen? Ay inanamıyorum. Resmen bu kadın erkek ilişkileri artık iyice laçkalaştı. Yani ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim kafam almıyor böyle şeyler, basmıyor. Şimdi ne yapacaksın peki? Böylesini tahmin etmiyordun herhalde. Yani Betül'üm, ben yapacağımı yaptım. Oradan çıktım, hop hemen gittim Oya'nın yanına. Oya'cığım dedim, bak bu kadının profili. Sonra konuştuklarımızı böyle teker teker ayrıntılarıyla anlattım. Ay dedim, kusura bakma, İpek çok yoğundu. Onun yerine ben geldim. Biliyorsun İpek'le beraber çalışıyoruz. Süper. Bak yolunu da yapmışsın. Yani Betül'cüğüm, bu işler böyle yürüyor biliyorsun. Kulaktan kulağa, Nazlı'nın da bu taraklarda bezi var desinler. Böyle namımız yürüsün gitsin. Bak 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 bak, bir de beceriksizim diyordum. Beceremem, yapamam diyordum. Neymişim demek ki, değil mi? Beceriksiz falan değilmişim. Bu arada ödülümü de aldım. Yani kadın dedi ki, ikiniz bakın şuna. Oya dedi ki, İpek'e en içten teşekkürlerimi ilet. Yani işi ben yaptığım için o teşekkür tabii bana ait. Ödül bayağı iyiymiş gerçekten Nazlı Hanım, ama ben bir şey hatırlatmak istiyorum yine de. Bir sorunumuz var, onu unutmayalım. İpek abla elbet öğrenecek bunu ve bize bayağı kızacak o zaman. Sus. Hiçbir şey öğrenmeyecek. Siz ağzınızı sıkı tutacaksınız, İpek'e hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Oya'nın zaten kadının ahı gitmiş, vahı kalmış. Onun İpek görecek hali mi var canım? Allah Allah. Hemen size bir şey söyleyeyim mi? Bu iş öyle hayra yapılacak bir iş de değil yani. Hani İpek bugüne kadar niye hayra yapmış bunu? Ha, mis gibi kazanç kapısı canım. Çok mutluyum ben ya. Ay şahane bir işim oldu. Lay 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 lay. Betül'üm benim. Benim canım Betül'üm. Betül'üm benim. Ne 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 ne. Ay çok mutluyum ya. Rahat bırakacak mısın beni? Şahin Bey, siz neredesiniz? Tatildeyim, tatilde. Kafamı dinliyorum, eğer izin verirsen. Beni atlatmaya çalışmayın Şahin Bey. Neredesiniz? Şahin Bey. Beni atlatmaya çalışmayın başkomiserim, oldu mu? Neredesiniz siz? Denizde. Gerçekten mi? Yok, Kofti'de. Gerçekten tabii. Peki neden ben martı sesi ya da dalga sesi duyamıyorum acaba? Aa çok pardon, kusura bakma. Şimdi sesleniyorum martılara, bir bağırsınlar. Martılar! Yok, bağırmadılar. Ha siz benimle dalga geçiyorsunuz. Denizde olmadığınızı biliyorum.
Nerede olduğunuzu söylemeyecek misiniz? Oho! Sana laf anlatmak ne kadar zor ya. Kapatıyorum ben, balık vurdu. Dur, kapatma, kapatma. Ne planladığını biliyorum. Anahtarı almak için Selim'le buluşacaklarını biliyordun. O gece de telefonunu aldığını düşünüyorum. Anahtarı vermek için buluşacaktı ama kaza olunca buluşamadı. Ne anlatıyorsun sen ya? İkisi Semih'in yerini de biliyorsun değil mi? Bildiğine eminim. Çünkü ona ihtiyacım var. Sen de Selim'e ikizi Semih'le yer değiştirecektin. Anahtar için tepedekilerle buluştuğunda hedefine varacaktın. Ha, bu sessizlik benim haklı olduğumu gösteriyor. Ha yok, yok. Düşünüyorum. Bu hayal gücüne nasıl geldin diye. Keşke benim aklıma gelseydi ya. Bravo. Rica ederim. Artık o kafanızın nasıl çalıştığını yavaş yavaş kavruyorum. Onları tek başına yakalayamazsın. Buluşma yerini söyle bana. Israr edecek misin? Şahin Bey. Kapatıyorum. Bu hikayelere vaktim yok. Psikolog benim. Umut. Ne oluyor? Hemen Şahin Başkomiserin telefonunu bulman lazım. Artık sinyallerinden mi buluyorsun, nereden buluyorsun bilmiyorum ama bulman lazım. Tamam, bakıyorum ama ne oldu anlamadım ki ben. Aptalca bir şey yapmasından korkuyorum. Hadi, buldun mu? Tamam. Biraz zaman verin bana lütfen. Sakin olur musun? Gel. Hayırdır ya? Sen çağırmadan gelir miydin bana? Şahin Başkomiserle ilgili bir tehlike var galiba. Ne gibi bir tehlike? Yani tam olarak anlayamadım. Ama başı dertte olabilir. Ya az önce İpek Hanım geldi. Umut'a yerini bul falan dedi. Ya Şahin Başkomiser birilerinin peşinde sanki. İpek Hanım da onun peşine düştü. Anahtar yarın elimizde olacak. O ana kadar. Şahin de, İpek de gözünün önünde olsun. Tamam, telaşlanma sen. Cinayet büro kızım burası. Bir katilin peşine düşmüşlerdir. Hadi bak işine sen. Önemli sorunumuz var. Beyler. Sıkıntı yok abi. Şu planın üstünden bir geçelim. Başkomiserimin yerini tespit ettim. Sinyal sahil şeridinden geliyor. Tamam. Bana o konumu söyle, hemen yanına gideyim. İpek Hanım, tek başınıza gidemezsiniz. Mehmet amirim haber vermemiz lazım. Yok, kimseye haber veremeyiz. O zaman Şahin'i ikna edemem. Ama bu riski almamanız gerekiyor tek başınıza, lütfen. Olmaz Umut. İpek Hanım, bir saniye dinler misiniz beni? Lütfen. Şahin Bey. Şahin Bey. Şahin Bey. Affedersiniz. İpek sen misin? Evet, siz nereden biliyorsunuz? Şahin size bıraktı bunları. Siz tanıyor musunuz onu? Sadece size vermemi söyledi. Her şeyi çözmek bazen sadece sorun getirir. Evinize gidin psikolog hanım. Beni karıştırmayın bu işlere. Bırakın peşimi artık. Bir derdiniz varsa gidin Selim'le halledin. Kes lan. Kes. İşine geldiğimi yerine geçiyorsun ya. Neden yaptı, kimden emir aldı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bana sadece yerime geçeceksin dedi.
senin hakkın. Öde borcunu. İstemiyorum para falan. Çok büyük günaha girdik. Sen değil. Ben girdim günaha. Al. Öde borcunu, kalanıyla da bir iş kurarsın. İşine gelmeyince bırakın beni. Oldu. Ben size yardım edemem. Edeceksin kardeşim. Edeceksin. Öyle çok matah bir şey de istemiyoruz senden. Bir anahtar vereceksin ha. Ne anahtarı? Kime anahtar veriyormuşum? Niye ben ya? Ben niye anahtar veriyorum? Kardeşinin pisliğini temizlemek sana düşerdi ondan. Hiç yapmadığın şey değil. Allah Allah. Umut. Şahin başkomiser onu takip ettiğimi anlamış. Telefonuyla not bırakmış. Umarım kendini tehlikeye atacak bir şey yapmamıştır. Görüşürüz. Telefonda da hiçbir şey yok ki. Tetikte olun. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.